بسم الله الرحمن الرحيم باب القسم Bu bab kasem, yemin etme hakkında. Yemin etmek caiz midir, değil midir? Ulemanın bir kısmı kerih görmüşler. Yemin etme. Bir kısmı da cevaz vermişler. Lüzum yerde yemin edilir. Her iki tarafın delillerini zikredecek. Haddesena İshak ibn Hüseyin'i Tahhar. Kale haddesena Sa'id ibn Ebi Meryem. Kale haddesena Süfyan ibn Uyeyne. عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عبد الله بن عباس رواية ediliyor في حديث طويل uzun bir hadiste hadis uzun da fakat فيه هو حديث doğrucudur zikr rüyan bir rüyanın zikri ki abberaha o rüyayı tabir eyledi Ebu Bekir'in Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh عند رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin yanında. Hadis uzun da yalnız orada keseme ait bir kısmı var. Onu alıyor. O kesem de bir rüya var o hadisin içinde. Bu rüyayı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh tabir etti. O tabir esnasında bir kesem meselesi geçiyor. Onu delil getiriyor. Fakale tabir ettikten sonra Hazreti Ebubekir dedi ki Asabtu ya Resulallah, ben bu tabirde isabet ettim mi? Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Asabte ba'den ve ahtate ba'den. Bazısını isabet ettin, bazısını isabet etmedin, dedi. Şimdi Hazreti Ebu Bekir bilemedi. Acaba hangisinde isabet etmiş, hangisinde isabet etmemiş? Kale Hazreti Ebu Bekir dediler ki, Aksamtu aleyhiki ya Resulallah. Sana yemin verdiriyorum ya Resulallah. Yani söyle hangisinde hata ettin? Onu bana bildir hangisinde isabet ettin? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki La tuksim yemin verdirme. Şimdi bu hadisle istidlal edenler ne dediler? Dediler ki Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi ki Fezehebe kavmun ulemadan bir kısmı zahib buldular İlâ kerâhetel kasem yeminin mekruh olduğuna. Ve kalu dediler ki la yenbagî li ahadin hiçbir kimseye layık değildir en yuksime ala şeyin bir şeye yemin ettire. Bir şey üzerine yemin etsin, ettirsin. Caiz değildir ve azemu zâliyik. Bunu de azam ettiler. Yani hiç iyi bir şey değildir. Buralardaki kerahat bazen keraheti tahrimiye ki harama kadar götürürler. Şimdi ulemanın bu kısmına göre bu hadisi şeriften İstidlal ettiklerini göre hiçbir yere ne yemin et ne de kimseye yemin verdir. Ve kâne mimmen a'zeme zâlik. Yemin meselesini e'azam edenlerden idi. Yani kerih görenlerden idi. El-Leys ibn Sa'd. Leys ibn Sa'd. Mısır'da yetişen müştehittir. Mezhep sahibiydi. Mısır'da mezhebi revaçtaydı İmam-ı Malik'in zamanında. Sonra İmam-ı Şafii Mısır'a gidince Mısır'da Leys ibn Sa'd vefat etmişti. Onun talebeleri onun mezhebini neşrediyordu. İmam-ı Şafii gidip de kendi mezhebini orada neşredince bütün onun talebeleri İmam-ı Şafii'nin mezhebine geldi, girdiler. Onun mezhebi orada münkariz oldu. İşte Leys ibn Sa'd o. Bu Leys ibn Sa'd de bunu kerih görenlerden idi. فَزَكَرَ لِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا Bizim eshabımızdan bir tane değil, daha çokları bana zikretti İmam-ı Tahavi diyor. Hani İsa ibn-i Hammad, hani İsa ibn-i Hammad Zagabe, İsa ibn-i Hammad Zagabe'den, قَالَ اَتَيْتُ بَكْرَ بْنَ مُدَرْ Bekre bin-i Müder denilen bir adama ben geldim. لِيَعُودَهُ O hastaydı, onu ziyaret için geldim. فَجَاءَ الْلَيْسِ Leys de geldi, Leys ibn-i Sa'd de onu ziyarete geldi. فَهَمَّ قَسْتِتِّ بِالشُّعُودِ اِلَيْهِ Ona çıkmaya, onu karşılamaya kastetti. فَقَالَ لَهُ بَكْرٌ Leys ibn-i Sa'd geldi, çıkıp onu ziyaret edecek. Bu vakitte Bekir bin Madar dedi ki, اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ اَنْ تَفْعَلْ Buraya çıkmayı işlemeni yemin verdiriyorum, yapma. Yani zahmet çekme demek istedi. فَقَالَ لَهُ الْلَيْسِ Leys dedi ki, اَوَ تَدْرِي مَلْ قَسَمْ Kasem nedir biliyor musun? Eve tedrim el kasem, kasem nedir biliyor musun? Eve tedrim el kasem, kasem nedir biliyor musun? Üç defa tekrar etti. Yani o kadar
hoşuna gitmedi, yasam etti. Kasım nedir, sen bunu yemini verdiriyorsun. İşte yemini kerih görenlerden birisiydi bu. Birisi de Leys bin Sa'd idi ve bu hadiste bunu ispat etmiş oldu. Ve halefen fi zalike aharun. Ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Felem yarav bil kasemi basen. Yeminde beis görmediler. Ve cealuhu yeminen. Kasemi de yemin kıldılar. Bir adam kasemi derse bu yemin hükmündedir dediler. Ve hakemu lehu bi hukmil yemin. Bu da yeminin hükmüyle hükmettiler. Yani bir adam yemin verdirirse ki filan şeyi işleme. Bu sefer de o adam işlerse bu yemin hükmündedir. Kefaret-i yemin lazım gelir. Ve kalu dediler ki kad zekerallahu fi gayri mevdi'in fi kitabi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir mevzide değil birçok yerlerde zikretti. Kasemi zikretti. Fe kale azze ve cel. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. Estaizu billah. La uqsimu bi yevmil kıyame. Ve la uqsimu bin nefsil levvame. وقال فلا اقسم بمواقع النجوم وقال لا اقسم بهذا البلد. Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi burada Cenab-ı Hak kasem ediyor. Yalnız hatire gelen bir şey var ki la inafi değil mi bu? Uqsim bu diyor. La uqsim dedim mi? Ben yemin etmem manası çıkar. Ona da cevaben diyor ki fekane tevilu zalika inde'l ulema cemian. Bütün ulemanın indinde bu ayetin tevili. Uqsimu bi yevmil kıyame. La uqsimu bi yevmil kıyamenin manası uqsimu bi yevmil kıyame demektir. Ve la ise siletun siledir. O sile derler. Ki yani la inafiye değil. La uqsimu lam siledir. Uqsimu demektir. Evet. Ve قال الله عز وجل Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. Estaizu billah ve aqsamu billahi cehde imanihim la yeb'asullahu men yemut bela va'den aleyhi hakka. Ve aqsamu billahi Allah'a yemin ettiler ki ney cehde imanihim yeminlerinin cehdün cehdini yani en büyükün yeminlerini yaptılar ki la yeb'asullahu Allahu Teala ba'setmez men yemut ölen adam. Yani ahireti inkar eden mülhitler insan öldükten sonra dirilme yoktur dediler. Ve en büyük yeminleri de yaptılar ki öldükleri gibi değil. Öldükten sonra dirilmek vardır. Va'den aleyhi hakka. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onu va'd etmiştir dirilmek üzerine. Ve va'di de haktır. Şimdi bu ayeti kerimede onlar yemin ettiler, ölüm yoktur. Cenab-ı Hak da diyor ki onların yemin ettikleri gibi değil. Evet, ölüm vardır. فَلَمْ يُعِبْهُمْ بِقَسَمِهِمْ Cenab-ı Hak onların yemin ettiklerinden dolayı onları taib etmiyor. Yemin caiz değildir de bunlar niye yemin ettiler? Bak o ciheti Cenab-ı Hak taib etmiyor onlara. Yalnız وَرَدْتَ عَلَيْهِمْ كُفْرَهُمْ Onların küfürlerini, inkarlarını onlara reddediyor. Bunlar yemin ettiler. Fakat onların yemin ettikleri gibi değil. Onlar ahiret gününün olacağını kafirler inkar ediyorlar. O olacaktır. فَقَالَ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّا Şimdi bunların bu sözlerinde iki şey var. Bir yemin var, bir de ahiret inkarları var. Cenab-ı Hak hangisinin üzerine tayip ediyor? Ahiret inkarları üzerine. Yani bundan ispat ediyor ki bak yemin eğer caiz olmasaydı yeminlerini de inkar ederdi. Ve kâne fî zikrihi cehde eymanihim. Cehde eymanihim bu kelimenin zikrinde de orucudur. Delilün delil orucudur ki alâ enne zâlikel kasem. Bu kasem onların kasem etmeleri kâne minhum yeminen. Yemin oldu. Ve aqsamu billahi cehde imanihim. Ve aqsamu billahi Allah'a kasem ettiler. Neyi? Cehde imanihim. Yeminlerinin en cehdini, en büyüğünü, en kuvvetlisi bu. Demek ki kasem yemin oluyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onu yemin kıldı. Kasemi yemin kıldı. Ve kâle Allahu azze ve cel yine Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. İz aqsamu le yasrimunneha musbihin. اِذْ اَقْسَمُوا Bu ayet-i kerime şeyde değil mi? Sure-i Nun'da. Nun vel kalemi de.
Ömer Efendi, اِذْ اَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ فَلَمْ يُعِبْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ Onların yeminlerini onlara teayip etmedi Cenab-ı Hak. ثُمَّ قَالْ وَلَا يَسْتَسْنُونَ Bunu yemin ederler de bak istisna da etmezler. Demek ki yemin, işte اَقْسَمُوا demeleri yemin oldu. اَقْسَمُوا yani yemin ettiler ama istisna etseydiler, inşallah deseydiler onu da demediler. Bu kavul kimin? Yemin edenler kim? Kuffar değil mi? Orada Nun vel Kalem'de geçiyor ya, bir bahçe sahipleri vardı, daha gittiler. Nun vel Kalem'inde yazılıyor. Yok, o yukarıdaki aksamı billahi cehdeyim hani. Efendim? O kuffarın sözü değil mi? O kuffarın sözü. O delil olur mu? Onlar yemin et diyor. Onlar da onların yeminini Cenab-ı Hak bak teyip etmedi. Demek yemin var. Onların yeminleri yemin oldu. Esas işte delil getiriyor ya. Kasemlerini Cenab-ı Hak yemin saydı. Eğer onlar kasem, yemin sayılmasaydı Cenab-ı Hak onları da teyip ederdi ki neye beyhude yemin ediyorsunuz? Yalnız onların inkarlarını Cenab-ı Hak reddediyor. Yeminlerini reddetmiyor. Ondan delil çıkıyor. Sonra burada da yine اِذْ اَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ onun da aksemunun yemin manasını olmasını وَلَا يَسْتَسْنُونَ istisna etmezler. Yani yeminde istisna edilirse yemin batıl olur. Demek اَقْسَمَ yemin manasına geldi. فَحَدَّسَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبَ نَب۪يهَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ فِي هَذِي الْآيَةِ Bu ayette olucudur. İmam Muhammed'den rivayet ediyor. Delilun delil olucudur ki عَلَى أَنَّ الْقَسَمَ يَم۪ينَ Kasem yemindir. لِأَنَّ الْاِسْتِسْنَى زِيرَ اِسْتِسْنَى لَا يَكُونِ اِلَّا فِي الْيَمِينَ Bu olmaz, illa yeminde olur. وَاِذَا كَانَتْ يَم۪ينًا Yemin olursa, kasem yemin olursa كَانَتْ مُبَاحَةً Mübah olur, haram olmaz. Nerede? فِيمَا سَائِرُ الْاَيْمَانِ فِيهِ مُبَاحَ Neredeki yeminler mübah ise orada mübah olur. Kasem yemin manasına gelirse neredeki yemin mübahtır? Kasem de orada mübahtır. Ve mekruheten mekruh olur. فِيمَا سَائِرُ الْاَيْمَانِ فِيهِ مَكْرُهَ Nerelerde yemin mekruh olursa kasem de orada mekruh olur. Şimdi burada kasemin ne manasına geldiği anlaşıldı, yemin manasına. Öyleyse yemin manasına gelirse yeminin mübah olan yerleri var, haram olan yerleri var. Mübah olan yerde mübahtır, haram olan yerde haramdır. وَلَا حُجَّةَ عِنْدَنَا Fakat bizim indimizde bir hüccet delil olmadı. عَلَى اَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَ Bu makale sahiplerinin aleyhine bir hüccetimiz olmadı. Nerede? فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ اَلَّذ۪ي ذَكَرْنَا Abdullah ibn Abbas'ın bu hadisini yukarıda zikretti ki Abdullah ibn Abbas'ın rivayetiyle eyledi neyi? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh rüya gördü ve rüyayı tabir etti. O rüyanın tabirinde Peygamber Efendimiz bâsında, hata bâsında sevap ettin dedi. İsene kasem yemin verdiriyorum ya Resulallah. Nerede hata ettim? Nerede doğruyu söyledim? Bunu beyan et dedi. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki la tuksim yemin verdirme. Şimdi buradaki la tuksim ne manasına? Yemin manasına, yemin verdirme. Yalnız diyor bunda delil yok. Ne için delil yok? فَاِنَّهُ يَجُوزُ جَائِزْكَاً يَكُونَ الَّذ۪ي كَرِهَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْقَسَمِ لِأَب۪ي بَكِرْ مِنْ اَجْلِهِ Caiz ki diyor Resulullah Efendimiz Ebu Bekir'e bu tabir erzinden yemin verdirme dedi ki ola هُوَ اَنَّ التَّعْبِيرَ الَّذ۪ي Şu ola ki o tabir ki savvabahu fi ba'dihi ve hattahu fi ba'dihi Hazreti Ebu Bekir'i o tabirlerin bazında doğrusun dedi, bazılarında tahliye etti, hata ettin dedi. Lem yekun zâlike minhu min cihetil vahiy. Vahiy cihetinden olmadı. Niye? Vahiy cihetinden olursa ona yatıraz yok, onu kabul etmek ciheti var. Ama yok, vahiy cihetinden değil de Resulullah Efendimiz'in kendi düşüncesi. Vahiden evvel böyle oldu olabilir. Velakin min ciheti ma yu'abberu lehu rü'ya rüyanın tabir edilmesi cihetinden olur. Kemaneha entut el havamil. Peygamber Efendimiz hamile kadınların vat edilmesini, şeriat düşüncesine alınmasını nehyettiği gibi evvelce nehyetmişti. Ne için? Alel işfaqi minhu. Resulullah Efendimiz şefkat etmek dolayısıyla hamile kadınlara yaklaşmayınız. Ki en yedurre zâlike bevlâti. Olur ki onların karnındaki çocuklara zarar verir. Bu da bunun gibi. O devam etti mi? Yetmedi.
sonradan müsaade edildi. فَلَمَّا بَلَغَهُ اَنَّ فَارِسَ وَالْرُومِ Vaktaki Peygamber Efendimiz'e haber verdiler ki Faris ve Rum يَفْأَلُونَ ذَٰلِكَ Hamile kadınlara tekarrub ederler. فَلَا يَدُرُّ بِاَوْلَادِهِمْ Onların evlatlarına da zararları yok. O vakitte lemma vaktaki bunu işitti. Atlaka mutlak kıldı. مَا كَانَ حَزَّرَ مِنْ ذَٰلِكَ Evvela tahsir etti, men etti, sonradan da serbest bıraktı. İşte bu da öyle ola. Vahiden evvel Resulullah Efendimiz yemin etmeyin dedi. Ve sonradan da müsaade gelince serbest bıraktı. Yemin edebilirsen, kasem yemin de verdirebilirsin. Ve kemâ kâle fî telkîhin nehl. Nitekim Peygamber Efendimiz hurmaların aşısı meselesinde de buyurdu. Mâ azunne enne zâlike yûnün şeyâ. Zannetmem ki bu hurmalara aşı vurmak buna bir fayda verir dedi. Geldi ki Medine'de hurmaları aşılıyorlar. Ne için aşılıyorsunuz? Ya Resulallah hurması çok olsun diye. Mukadder neyse o olur dedi. Zannetmem bunun bir faydası olan mukadder olan bir şey ne tesir edecek? Onun üzerine terk ettiler. Terk ettiler o sene hurmalar az verdi. Dediler ya Resulallah işte bu aşı meselesi olmadığından hurmalarımız az oldu. O vakitte Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Fetereku, evvela terk ettiler. Ve nezze'u anhu, ondan vazgeçtiler. Febelâ zâlike nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Sonradan da Peygamber Efendimiz'e dediler ki işte hurmalarımızın az olduğunun sebebi bundan oldu. Peygamber Efendimiz fekâle buyurdular ki innemâ huve zannun zanentuhu. Ben bir zannettim öyle dedim. Yani vehî gelmiş Allah tarafından da onu söylemiş değilim. Ben öyle zannettim ki bunu yapmada bir fayda yok. Bu kendi zannımcı oldu. اِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَلْيَسْنَعُوهُ Eğer bu aşının bir faydası varsa, yani tecrübe etmişsiniz hakikaten bunun bir tecrübesi var, buna fayda veriyorsa yapınız. فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ Ben de sizin gibi bir beşerim. وَاِنَّمَا هُوَ ظَنُّ ظَنَنْتُهُ Bu bir fikir idi, ben söyledim kendiliğimden. وَالظَنُّ يُخْتِهِ وَيُصِيبِ İnsanın zanni de doğru gelir, bazen de hatalı gelir. وَلَاكِنَّمَا Lakin şöyle bir şey ki, قُلْتُ ben onu dedim, قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala buyurdu dedim, فَلَنْ اَكْتِبَ عَلَى اللّٰهُ Allah'a ben yalan söylemem. Allah-u Teala ne buyurmuşsa ben onu tebliğ ederim. Yani gelen vahiy ise, vahiy söyledim mi, o doğrudur, onu muhakkak tutun. Ama vahiy gelmeden bir şeyi söyledimse ben de sizin gibi bir beşerim. Bir zann ile söylerim. Olur ki doğru gelir, olur ki eğri gelir. Haddesena bizalik Yezid ibn Sinan kâle haddesena Ebu Amir kâle haddesena İsrailu an Simakin an Musa ibn Talha an Ebihi. Musa ibn Talha Hazreti Talha'nın oğlu Musa Hazreti Talha'dan rivayet ediyor. فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz haber verdi ki اَنَّمَا قَالَهُ مِنْ جِهَةِ الظَّنْ Bir şeyi ki zan cihetinden söyler. فَهْوَ كَسَائِرُ الْبَشَرِ Diğer beşer gibidir. فِي زُنُونِهِمْ Onların fikirlerinde. Onlar gibidir. Olur ki isabet eder, olur ki hata eder. وَاَنَّ الَّذِي يَقُولُهُ عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Fakat Allah-u Teala'dan hikayeten buyurduğu فَهُوَ الَّذ۪ي لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ Ona muhalefet kat'i surette caiz değildir. Hatta Bedir'de de oldu ya, Habbab ibn-i Münzir Ensar'dan geldi, ordunun yerine baktı. Ya Resulallah, bizim ordunun burada olmasını Allah-u Teala'nın emretti, yoksa sen kendiliğinde mi münasip gördün? Yok dedi, kendiliğimde münasip gördüm. Dedi ki, öyleyse ya Resulallah, burası ordunun durmasına muvafık değil dedi. Şurada durursuksa daha muvafıktır hep nükleyi nezerinden. Bak şimdi ashab-ı kiram da evvela soruyor. Allah'ın vahyiyle ise ona muhalefet caiz değil. Yok Allah'ın vahyiyle değil de Resulullah'ın kendi fikriyle ise o da bizim gibi bir beşer. Olur ki isabet eder, olur ki hata eder. O da dedi ki hayır Allah'ın vahyi yok burada. Ben kendim düşündüm öyleyse ya Resulullah orduyu şurada alalım, kuyularımızı arkaya alalım, atlarımızın ayağı mühkem olsun dedi. Ve derhal onun sözünü tuttu ordunun yerinde. Değiştirdi. Evet. Ve kâneti rüya. Rüya ise innemâ tu'abberu bizzanni ve teharri. Rüyaya gelince rüya, insan zanneder, görülen rüyayı araştırır, onu ona göre tabir eder.
Bu tabir muhakkak değil ki illa böyle olur diye kat'i olmaz. Zann ile. Araştırır. Zenni galibi de şuna işarettir der. وَقَدْ رُوْيَ ذَٰلِكَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ Muhammed ibn-i Sirin'den de böyle rivayet edildi ki rüya tabirinde onun gibi bir adam gelmemişti. O kadar güzel rüya tabir ederdi. Fakat rüyanın mevsimine göre, şekline göre o bir elim, bir ilham. Aynı rüyayı bir görür, başka türlü tabir eder. Bir daha aynı rüyayı görür gelir, başka türlü tabir eder. Niçin bu aynı rüyadır? Onu böyle tabir ettim, bunu böyle. Mevsime göre dedi. Senin evvelki rüyan bahardaydı. Bu ikinci gördüğün rüyada güzün idi. Bu rüya baharda böyle tabir edilir, güzünde böyle tabir edilir. Evet, öyleyse zan bu. وَحْتَجَّ بِقَوْلِهِ بِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِ اِسْعَدُ بِاللّٰهِ وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا وَقَالَ هَزْرَةِ يُسُفْ dedi لِلَّذ۪ي شُلْ بِشَخْسَ ki hapishanede iki adam rüya gördüler ya, birisi geldi dedi ki ben gördüm başımda seleynen etmekler var, kuşlar gelip onu yiyorlar. Birisi de dedi ki ben gördüm ki üzüm sıkıyorum, melike, şarap yapıyorum. Öteki başında etmek, kuşlar onu alıp götürene dedi ki seni asacaklar, kuşlar gelip başın etini yiyecek. Öteki şarap sıkana dedi ki sen kurtaracaksın, sen gidip şarap sıkacaksın. İşte o şarap sıkana dedi ki وَقَالَ لِلَّذ۪ي شُلْ بِشَخْسَكِ ظَنَّ اِذَّتْ يُسُفْ سَنْدِتْتِ ki اَنَّهُ اُوْ نَاتٍ نَجَتْ بُلُجُدُرْ مِنْهُمَا o iki kişiden. O iki kişiden necat bulan adama necatını zannetti. Kati surete bak yine demedi. Zannetti ki bu necat bulucudur. Muhakkak sen necat bulacaksan, gideceksen, melikin hizmetçisi olacaksan demedi. Zannetti. Çünkü nedir? Rüya, tabir, zann iledir. Bu burada zalim, zanne yakın manasında. İşte zanne zan gene zan. Ya kat'i değil. Zan yani zan demek iki taraf müsavi olur. İki taraf bir adam bir şekke düşer de iki taraf müsavi olursa zan. Kat'i değil evet. Burada tefsirde alime manasını veriyorlar. Zannettikten çıkıyor. Alime niye demedi alime hazret? Bu öyle manasını veriyor. Alime yani rüya neyle bildin? Vahiyle mi bildin? Yok. Vahiyle bilse kat'i olur. Yusuf Aleyhisselam vahiyle mi bildi onu? Yok. Vahiyle değil. Rüyayla bildi. Kim diyor vahiyle bildi? Vahiyle bilmedi. Rüyaları gördü, rüyaları tabir etti. Rüya ise diyor ki işte rüyalar tabirdir, zandır. İşte delil getiriyor ki buradaki zan manası nedir? Rüyadaki tabir yani bilmek, ilham o da bir zandır. Vahiy değil. Evet. فَلَمَّا كَانَ التَّعْبِيرُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ اللَّتِي لَا حَكِيْكَةَ ف۪يهَا İşte bu cihetten tabir de bir hakikat yoktur. Çünkü zandır. كَرِهَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيَب۪ي بَكْرِ Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e kerih gördü. اَنْ يُكْسِمِ عَلَيْهِ Ona kesem ettirmeyi. Ne için? لِيُخْبِرَهُ بِمَا يَظُنُّهُ سَوَابًا Doğruyu ya Resulullah ben hangisinde isabet ettirdim? Bunun için kerih gördü. Çünkü Resulullah Efendimiz'e de vahiy gelmedi ki evet şu meseleyi şöyle tabir et, bunu böyle tabir et. Vahiy gelmedi. Resulullah Efendimiz kendi zannıyla tabir etti. Hazreti Ebu Bekir'e de şunları da isabet ettin, şunları da hata ettin. Onun isabet ettiğini, hata ettiğini vahiyle bilmedi Peygamber Efendimiz ya. Peygamber Efendimiz'in de kendi tabirine göre şunların tabiri doğru, şu da hatalıdır dedi. Vahiyle olmadığından dolayı Resulullah Efendimiz'inki de zann oldu. Zann olduğundan dolayı Hazreti Ebu Bekir yemin verdirdi ki bana doğrusunu söyle, onu hoş görmedi. Çünkü vahiy değildi ki. Belki Resulullah Efendimiz'in de fikrinde, zanninde bir hata olabilirdi. Evet. Ala ennehu indehu kezalik. O da zannetti. Nasıl zann? Ha bak. Resulullah Efendimiz'in indinde de o türlü. Ve kad yekûnü fil hakikat, hakikatte olur. Bi hilâfi. Bunun hilâfını olabilir. Ama vahiy gelirse o başka. Vahiy keser atar. Ela tera sen görmez misin? Enne racülen bir adam. Lev nezare fî mes'eletin minel fükih. Fükihten bir meseleye nazar etse. Ve içtihâdi iştihâd etse. Fe eddâ içtihâduhu. Onun iştihâdi götürse. İlâ şeyin bir hükmü götürse ki. وَسِعْهُ الْقَوْلُ بِهِ
onunla hükmetmek ona vası olur. Düşündü, düşündü, çalıştı, delilleri topladı. Böyle bir hükme vardı ki bu hükmü verebiliriz. Ama bu hükmü vermek de artık o dereceye geldi ki o adama vası yapabilir yani. وَرَدَّ مَا خَالَفَهُ. Evet. وَقَوْلِ وَسَعَهُ الْقَوْلُ بِهِ وَرَدُّ مَا خَالَفَهُ. وَرَدُّ oraya atfedeceğiz. وَسَعَهُ الْقَوْلُ بِهِ وَرَدُّ مَا خَالَفَهُ. Onunla hükmedecek, onun muhalifini de reddedecek. وَتَخْطِئَةُ قَائِلِهِ. O muhalif olan meseleyi söyleyenin de tahdiye edecek. Ne vakitte اِذَا كَانَتِ الدَّلَائِلْ deliller olursa اَلَّتِي بِهَا يُسْتَخْرَجُ الْجَوَابُ فِي ذَٰلِكَ o mesele hakkındaki cevabı istihraç eden deliller olursa رَافِعَةً مَرْفُ olursa yani her olursa adam baktı ki deliller kuvvetli deliller getire getire bu hükmü getirdi. Öyleyse bu adam ne diyecek? Benim bu meselem doğrudur. Bunun muhalifini söyleyenler yanlıştır diyebilecek. وَلَوْ حَلَفَ. Bu adam bu şekilde iştahat ettikten sonra yemin etse ki عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ الْجَوَابُ سَوَابٌ. İşte bu benim araştırdığım, bulduğum, bu doğrudur diye yemin etse. Çünkü arada çalıştı, iştahat etti, sayini yaptı, delillerini topladı. Bu adamın yemin ederse bu adam ne olur? كَانَ مُخْتِئًا. Hata edici olur. Niye? Kendinin zenni vahiy değil ki. Mesela bir müştehit bir iştahat ediyor. Diyor ki mesele böyledir. Binaenaleyh o adam yemin etse ki benim sözüm doğrudur, ötekiler yalandır, o mu hatadır? Hata. Çünkü bu içtihadidir. Mesela İmam Malik başın hepsine meshetmiş, İmam Şafii cüzüne meshetmiş, İmam Azam el-Kader bir yerine meshetmiş. Burada hangisi doğru? Hepsinin içtihadi var. Yemin edebilir mi ki benimki doğruydu, öteki yanlış? Yok, zannidir. Binaenaleyh zenni olan bir farzı inkar etmekle insan kafir olmaz. Çünkü onun farziyeti zann ile olmuş. Mesela bir Hanefi başın dörtte birine meshetmek farzdır. Bunu inkar eden kafirdir diyemez. Niye? Bu içtihadi zannidir. Evet, yalnız hangi müştehit içtihadi neye varmışsa onunla amel etmesi kendisine vaciptir. Çünkü kendi kanaati oraya varmıştır. Fakat yemin edemez ki ben musibim başkası hatadadır. İlla ki vahyi hakikaten muhalif olan, mesela bir adam namaz yoktur dese kafir olur. Niye? Namaz var. Oruç yoktur dese kafir olur. Niye var? Bunlar serahati Kur'aniye ile beyan edilmiş. لَاَنَّهُ لَمْ يُكَلَّفْ اِسَابَةَ السَّوَابِ. Bir müştehide içtihad et denilir. Fakat Cenab-ı Hak teklif etmedi ki bu mesele hakkında sevap neyse sen mükellefsin, bunu bulacaksın. Cenab-ı Hak bunu teklif etmiş mi? Yok. O da yani bir nimet-i ilahiye. İlla sevabı arayın, bulun da buna isabet etmek vardır mı? İçtihadın neye kadar varmışsa, ilmin neye kadar varmışsa. فَيَكُونَ مَا قَالَهُ. Evet, o sevaba isabetle mükellef değil ki hatta onun dediği ola, huva sevaba sevap ola. وَلَكِنَّهُ كَلَّفَ الْكُلِّفَ الْاِجْتَادِ. O iştahatla mükellef edildi. Doğruyu bulmak, o yalnız Hazreti Allah'a vehye mahsus. وَقَدْ يُؤَدِّيهِ الْاِجْتَادُ اِلَى السَّوَابِ. Burada dar nokta. Bazen iştahat sevaba götürür. Ve ila gayrı sevap. Bazen de sevap olmayan bir şeye götürür. Yani bir adam iştahat eder eder, o iştahatı neye götürür? Ha, bu doğruymuş. Bir de iştahat eder eder, İçtihadi sevaba götürmez. O da olur, o da olur. Nitekim bu ashab-ı kiramda oldu. Kimde oldu? Evet. Böyle içtihadi. Bedir'de olmadı mı? Bedir esirlerinde olmadı mı? Bedir esirlerini öldürelim de fidye mi alalım? Oldu da. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir, ashab-ı kiram, neksesi dediler ki ya Resulullah bunlar bizim akraba teallukatımız. Bunlardan fidye alalım, bırakalım. Hazreti Ömer tek o başına kalktı. Yok ya Resulullah dedi. Bu Kureyş küffarın başıdır. Herkes kendi akrabasını kessin. Ali Abbas'ın başını kessin dedi. Benim de en yakın akrabam kimse olduğunu kessin. Herkesin akrabasını kendisine versin. Kessinler ki bu kafirler bilsinler ki ha bu İslamiyet ile küfür harbidir. Akraba teallukatı yok dedi. Tabi bütün ashab bir tarafa, Hazreti Ömer bir tarafa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabın dediğini yaptı. Bunları getirdi. Fidyeye bağladı.
Ondan sonra fidyeye bağlandı. Söz verildikten sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sizi Cenab-ı Hak affetti. Ben sizi affetmiştim. Eğer affetmemiş olsaydım size azab-ı elim gelecekti dedi. Peygamber Efendimiz buyuruyor Cenab-ı Hak yani sen söz verdin ve ben de sizi affettim de onun için size azap gelmiyor dedi. Hazreti Peygamber Efendimiz dedi ki eğer Cenab-ı Hak bize azap etseydi yalnız Ömer kurtarırdı. Şimdi bak bütün ashab iştihad ediyor. İçlerinde Peygamber Efendimiz de var. Fakat bu iştihad onlar da beşer. Onlar o tarafı tercih ediyorlar. Hatalarından dolayı değil. Yani o tarafı görüyorlar. Onların da akılları var. Hazreti Ömer'in de aklı var. Fakat Hazreti Ömer'inki isabet ediyor. Onlarınki hata ediyor. Fakat Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o hükmü de bozmadı gene. O hükmü de gene öyle yürüttü ve nitekim onların hakikaten de birçok geldi, Müslüman olduğu bir kısmının evladı Müslüman oldu. Hazreti Abbas Müslüman olanlardan da. Evet. Yani Cenab-ı Hak da bunu biliyor. Bilmez değil ki bunlar affedecekler. Bunlar da gelip bir kısmı Müslüman olacak. Bu kafirlerin de birçok evlatları gelip onu biliyor ama Cenab-ı Hak Müslümanlara ders vermek istiyor ki hak uğrunda taviz vermeyin. Hak olmuyor. Neyse ne yoksa Cenab-ı Hak onu bilmeseydi olacak. Hazreti Abbas Müslüman olacak, onun evladı gelecek, evlat hüküm sürecek, Abbasiye devleti kurulacak. Sonra o Kureyş'in içinde ne kadar amansız adamlar vardı, esir oldular, sonra Müslüman oldular. Evet. فَمِنْ هَذِي الْجَاكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ لَأَبِي بَكْرٍ الْحَلْفَ عَلَيْهِ Bunun için Hazreti Ebu Bekir'e Peygamber Efendimiz yemin verdirme dedi. Niçin yuhbirehu bisavabihi ma huve? Sevabı nedir ya Resulallah diye yemin verdirdi de Peygamber Efendimiz bunun için hoş görmedi. Ya rüyadır, vahiy değil ki ben sana hangisi doğru hangisi hata sana haber vereyim. Niye bana yemin verdiriyorsun? Rüya bu. Ben tabir, senin tabirin öyle, benim tabirim böyle. Ne bileyim? Ne bileyim? Vahiy değil. La min ciheti kerahiyetil kasem. Yoksa yemin verdirmek mekruhtur. Buna bunun için değil. Hani yemin verdirmek mekruhtur diyenlere cevap bu. Hulasa yemin verdirmek var ama her yerde yemin verdir. Muhal olan, müşkül olan yerlerde yemin verdirmeyecek. Ve kad ruviye fi zalike ma yedullu ala ma zekerna. Peki bizim bu zikrettiğimize başka delalet eden bir şey var mı yok mu? O da var diyor. Haddesana Behru ibn-i Nasr'in. Kale haddesana ibn-i Vehbi. Kale akhbereni Yunus Ali ibn-i Şehab. En Ubeydillah ibn-i Abdillah an ibn-i Abbasin. Mislu hadisi İshak ibn Hüseyin. İshak ibn Hüseyin rivayet ettiği gibi Abdullah ibn Abbas'tan bir rivayet daha var. Hayır ennehu kal. Bu hadiste dedi ki Vallahi le tuhbirenni Allah'a yemin ederim ki Ya Resulullah sen bana haber verirsin bima asabtu mimma ahtatu. Hata ettiğimden sevap ettiğimi haber verirsin. Hangisinde hata ettim bu tabirin hangisinde isabet ettim? Diye yemin ve etti kendisi. Vallahi dedi. Evet. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dedi ki La tuksim. Yemin etme dedi. Fedelle zalik bu delalet etti ki ala ennemâ kerehe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin kereh görmüş olduğu şey huvel halifu fihi onun yemin etmesiydi ala ihbarihi Peygamber Efendimizin haber vermesine. Yemin verdirir ki ya Resulullah illa haber ver. Bi sevabihi ev hatayhi sevabini yahut da hatasını fi şeyin bir şeyde ki lem yekulhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onu demedi bil vahyi vahyiyle demedi vahyiyle dememiş olduğu bir şeyde yemin verdiriyor ellezî öyle vahiy ki yu'alemu bihi hakiketul eşya eşyanın hakiketi vahyiyle bildirilir öyle bir vahiy olmadı Resulullah Efendimiz bir tabir etti vahiy olmaksızın onun için bunda yemin olmaz La li zikrihil kasem. Yoksa kasemi zikrettiğinden değil. Niye yemini bana yemin verdiriyorsun? Kasem yapma o manaya değil. Yani benim bu tabir ettiğim kendi indimden. Olur ki doğru olur, olur ki eğri olur. Bunda yemin ettirme bana. Mesele bu. Ve haddesene. Bunu da okuyalım da. Ve haddesene ibn-i Ebi Meryem. Kale haddesene el-Firyabiyyü. Kale haddesene Şüreykün an Yezide ibn-i Ebi Ziyad. En Abdirrahman ibn-i Haris. En ibn-i Abbasin. قال القسم يمين قسم يمندir. Uksemi dedim yemin manasındadır.
فهذا ابن عباس işte ابن عباس وهو الذي روي عنه الحديث الأول evvelki hadiste kendisinde rivayet edildi ya işte İbn Abbas'ın kendisi قد جعل القسم يمينا قسمي يمين kıldı ففي ذلك bu hadisi şerifte orucudur delilun delil orucudur ala ibahatin hilfi bihi evet yeminin kaseme evet mübah olduğunu ve ennehu indehu onun yanında kesem kesairil eyman diğer yeminler gibidir. Fesebete bima zekerna bizim fesebete bizalik bununla sabit oldu ma teevvelnel hadisel evvele evvelki hadisi tevil ettiğimiz ne üzerine aleyhi o mana üzerine hangi manaya tevil ettikse o sabit oldu. Ve müntefa kavlu men bir kimsenin kavli de müntefa oldu ki teevvelehu o hadisi tevil etti ala gayri ma teevvelnahu aleyhi bizim tevilimizin gayrine tevil etti. Şimdi birinci zümre ne dedi? Kasem yok. Dedi ki yok o manayı değil. Kasem yok. Siz öyle yanlış anlıyorsunuz. Kasem var da Resulullah Efendimiz'in vehy ile olmayan bir tabiri tabir etti. Hazreti Ebu Bekir de ona ısrar etti. O da dedi ki bu demek istedi ki vehy ile değil. Ya hata etmiş olurum ya isabet etmiş olurum. Onun için yemin verdirme. Bu sabit oldu. Vallahu Teala alem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ve sellem. قال أبو جعفر وقد روي في إباحة القسم إمام التحاوي buyururlar ki قسمin mübah olduğu hakkında rivayet edildi. Maşul bir rivayet ki قد حدثنا bize rivayet eyledi Abdülganiyyi bin Ebi Akil قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم أن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم براء بن عازب buyurdular ki Peygamber Efendimiz bize emreylediler. Neyle? بإبرار القسم قسمi yerine getirmeyi. Kasem etti mi? Yemin yemin manasına geliyor ya, yemin ettim yani kasem ettim mi, onu yerine getirmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emreyledi. Şimdi kasem başka, yemin başka mı? İkisi bir mi? Bu davayı halletsin diyor ki ikisi birdir. Yemin de muhakkak yerine getirecek, onda şek şüphe yok. Fakat akseme derse, uksimu derse bunlar da yemin manasına mıdır, değil midir? Yemin manasına değildir diyenler var. Yemin manasınadır diyenler var. Yemin manasınadır diyen ikinci kavur onu teyit ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bak bir hadis-i şerif geliyor ki kasem ettiniz mi onu yerine getirin. Yerine getirmek o da yeminde olur. Bunu Bera ibn Azib radıyallahu anh rivayet eyledi. İkincisini قَالَ حَدَّسَنَا اَبْنُ الْمَرْزُقُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوُدُ وَوَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbn-i Merzuk tarifiyle de rivayet ediyor. غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ Evet. Fergi ne? Evvelki de öyle. اَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ İkincisinde gayrenne hukale bi ibraril kesem aynı ibaret. Bir fark yok. Yani bu ikinci rivayette bir fark mı oldu ki? Olmadı. Değil. Hayır, birincide Bera ibn Asif diyor ki emerana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bize emretti. Neyle? Bi ibraril kesem, kesemin ibrariyle. Peki bu ikincisinde emeranası yok yani. Bir ibrarül kesem. Bir ibrarül kesem de yine emreden kim? Yine Resulullah Efendimiz. Tamam. Bir fergi yok yani bunun. Demek orada bir şey var. Eğer ibarede bir nokta aleyhi ve sellem sen görmez misin ki Peygamber Efendimiz kad emara bi ibrarül kesem. Kesemin ibrariyle emretti. Kesem ettiniz mi onu yerine getiriniz. Buyurdu. Ve lev kânel muqsimu asiyen kesem eden günahkar olsaydı لَمَا كَانَ يَنْبَغِي layık olmaz idi اَنْ يُبِرَّ اِبْرَارِ اَذَا قَسَمَهُ قَسَمِهُ yani kasem etmek günah olsa Peygamber Efendimiz'i yerine getirin buyurmazdı. Niçin? Günahta devama, masiyette devama emri yok ki.
Demek ki günah değil. Onun için siz yemin edersenizse onu yerine getiririz. Mesela yerine getirmezsen günahkar olur mu? Günahkar olursun. Hayır, o diyor ki esas ihtilafımız kasem etmek günahtır diyor dedi. Birinci kavim. Kasem etmek günah olsa öyleyse yerine getirmek daha büyük günah olur. Öyleyse yok, öyle değil. Bak yerine kasem ettiniz mi yerine getiriniz. Şu anda kasem etmek günah değil ki yerine getiriniz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وقد حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله Efendimiz buyurdular إن من عباد الله Allah'ın kullarındandır Allah'ın kullarından orucudur men bir kimse ki لو أقسم yemin etse على الله Allah üzerine kasem etse لَأَبَرَّهُ Cenab-ı Hak onun yemininde onu doğru çıkar. Bunu buyurdu. Bu yukarıda geçti ya. Enes İbni Malik'in amucesi. Onun o aileden bir kadın vurdu, cariyenin dişlerini kırdı. Sonra geldi Resulullah Efendimiz'e şekva etti cariyenin sahipleri ki şulan kadın vurdu, bizim cariyenin dişlerini kırdı. Dedi ki öyleyse kısas edilecek, onun da dişleri kırılacak. Nadir ibn-i Malik geldi, Enes ibn-i Malik'in amucesi. O yemin etti ki, vallahi la yukesseru esnanu şulane dedi işte. O kadın ismini unuttum. Allah'a yemin ederim ki onun dişleri kırılmaz dedi. Yemin etti. Peygamber Efendimiz dedi ki yemin etme dedi. Kısas bu Allah'ın kitabı. Allah-u Teala Kur'an'da öyle buyuruyor. O da yemin etmiş oldu. En nihayet o cariyenin sahipleri, efendileri dediler ki diyetini verelim. Diyetin dişlerini versin biz razı oluruz, sülh oluruz. Diyete razı oldular. O kadının dişleri kırılmadı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu Allah'ın kullarından öyle kullar vardır ki Allah'a yemin etti mi Allah onun yeminini bozdurmaz. Doğru çıkar işte. Nedir bir malik oldu bu. La berrehu. Şimdi burada diyor. فَلَوْ كَانَ الْقَسَمُ مَكْرُوهًا Eğer kasem mekruh olsaydı لَكَانَ قَائِلُهُ عَاسِيًا O kasem eden günahkar olurdu. وَلَمَا أَبَرَّ اللّٰهُ قَسَمَ مَنْ عَصَاهُ Allah-u Teala kendisine isyan edemin kasemini ibrar etmezdi, doğru getirmezdi. Demek ki kasem caiz ki bak o Allah-u Teala'ya karşı yemin etti, Allah-u Teala da yemininde onu bozmadı. وَقَدْ رَوَيْنَا فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا Bizim bu kitabımızda tekaddüm eden bahisle rivayet eyledik. اَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةً Mughirat ibn-i Şabe'den rivayet eyledik ki اَنَّهُ قَالَ O dedi ki, salleytu ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'de namaz kıldım. Fevecede riha sevmin. Sarımsak kokusunu duydu. Yukarıda da geçti ya bu hadisi şerif. Felemma feraga mine salati namazdan Resulullah Efendimiz farig olunca, kâle buyurdu ki, men ekele min hâzihi şecereti, her kim bu ağaçtan yediyse, yani sarımsaktan yediyse, felâ yakrabenna fî mescidina. Diğer bir rivayette fi yok. فَلَا يَقْرَبَنَّا مَسْجِدَنَا Bizim mescidimize yaklaşmasın dedi. حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا حَتَّى O sarımsağın kokusu gidinceye kadar bizim mescidimize gelmesin dedi. Bu söz kime hitap edildi? Tabi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isim tesrih etmedi. Ama Mughiret ibn-i Şöbe anladı. Sarımsak yiyen o idi. Mughiret ibn-i Şöbe diyor ki ben namazdayken Resulullah Efendimiz bunu emretti. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ Namazı bitirdikten sonra Resulullah Efendimiz'e geldim. Dedim ki اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Senin üzerine Allah'a yemin veriyorum. لَمَا عَتَيْتَنِي يَدَكَ Elini bana vereceksin. Ne ver yani? Allah'a yemin verdiriyorum. Elini ver dedi. Dedim. فَاَتَانِيهَا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de elini ona verdi. فَاَرَيْتُهُ جَبَائِرَ سَدْرِ Onun elimi getirdim. Göğsümde sargılar var. O sargıların üzerine getirdim.
Demek ki bir hastalığı varmış, sarımsak yemeye muhtaç olmuş, göğsünü sarmış. Resulullah Efendimiz'in elini de göğsünden değil, yukarıda okuduk ya, kolundan elimi soktum. Entari geniş ya, kolu geniş ya, oradan getirdim göğsüme. Göğsümdeki cebireleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle yokladı. Bunu görünce fekale buyurdu ki inne leke uzren, senin özrün var dedi. Ve lem yunkir aleyhi iqsamehu aleyh. Şimdi yukarıda bu hadisi şerifi delil getirdi ki sarımsak yemek haram değildir. Yalnız zaruretsiz yerse kokusu gitmeyince mescide gitmesin. Ama Nuhayret ibn-i Şöbe yemiş de gitmiş, sonra özrünü beyan etmiş, Resulullah Efendimiz özrünü kabul etmiş. Orada ona delil oldu. Burada da yemine delil olarak getirdi ki, yemin verdirmek haram değildir. Baksana, Nuhayret ibn-i Şöbe yemin verdirdi. Ya Resulullah illa elini ver. Eğer yemin verdirmek haram olsaydı Resulullah Efendimiz ona tembih ederdi ki bir daha yemin verdirme. Demedi, men etmedi. Felem yünkir aleyhi, ona inkar etmedi. İksamehu iksamini aleyhan üzerine. Haddesena Cafer ibn-i Süleyman'ın Nevferi. Qari haddesena İbrahim ibn-i Münzir'il Hizami. Qari haddesena Ömer ibn-i Ebi Bekri'l Musili. An ibn-i Ebi Zenad. An ebihi an Umre. An Aişete enneha qalet. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a buyurdu ki Öhdiye li Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme lehmun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir et hediye edildi, getirildi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ehdi li Zeynebe binti Cahş. Zeynep binti Cahş'e bunu hediye et. Ehda yuhdi. Ehdi Ekreme babından emri hazır, ehdi ve fiçin ya düşer. Ehdi, ehdiye, ehdu, ehdi, asli, ehdiyi. Sen bunu hediye et, Hazreti Aişe'ye hitap ediyor. Kime? Zeynebe binti Cahş'in, Zeynep binti Cahş'e bunu hediye et dedi. Kalet, Hazreti Aişe dediler ki, fe ehdeytu leha, ben bu eti ona hediye ettim, fe reddetu, reddetti, kabul etmedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdular ki aqsamtu aleyke la radettiha, sana yemin verdiriyorum bunu reddetmeyeceksin dedi. Faraddedetha, o vakitte Hazreti Aişe tekrar etti ona verdi. Hazreti Zeynep kabul etmemiş, reddetmiş. Peygamber Efendimiz ona yemin verdiriyor ki bunu eti reddetme. Şimdi burada esas ne için getirdi? Hazreti Peygamber Efendimiz kendisi bile bak yemin verdirdi. Aksemtu aleyki la redettiha. Fedelle ma zekerina, işte bizim zikreylediğimiz bu hadisi şerifler delalet etti neye? Ala ibahetil kasemi, kasemin mübah olduğuna, yemin verdirmenin mübah olduğuna. Ve enne hükmehu, peki bunun hükmü nedir? Hükmül yemin, yeminin hükmüdür. Buna delalet edin. Bir adam akseme yahut da uksimü derse yemin manasını olur. Ve huve kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahimehumullahu teala, bu üç imamın kavli de budur. Akseme haleftü manasıdır. Kasem yemin manasıdır. Ve kad ruviye zâlik an İbrahim'en Nakhai. İbrahim'in Nakhai'den de bu rivayet edildi. Haddesena Süleyman ibn-i Şaib. Kale haddesena Ebi. عن محمد بن الحسن إمام التحاوي سليمان بن شعيب وبواس شعيب وذا إمام محمد روايته ديور وذا عن أبي حنيفة إمام عاصم وذا عن حماد حمد وذا كم عن إبراهيم إبراهيم النخعي قال إبراهيم النخعي بيردوا لك أقسم أقسم وأقسمت به. İster uksimu desin, ister aksemtu bihi desin, bunların her ikisi de yeminün yemindir. Ve keffaretü zalik, peki onu yemin etti de, onu yaptı, sözünde sadık kalmadı. Onun keffareti nedir? Keffaretü yeminin, keffareti yemindir. Yeminle bunun şeysi farkı yok. Yani ayrıca İbrahim'in Nakhai'den de böyle bir fetva sadır olduğunu ispat etti. وَقَدْ اَقْسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى نِسَائِهِ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendi ailelerine kesem etti. Ne şekilde?
Onu da beyan ediyor. İmam-ı Tahavi buyuruyorlar ki haddesene ibn-i Ebi Davud قال حدثنا أبو حفص الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال حدثنا أبي عمرة أن عائشة قالت حضرت عائشة رضي الله عنها buyurdular ki كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz ezvac-ı mütahharata ila yaptı. Onun ilası neydi? Yani hangi lafızla bu ilayı yaptı? İlası şöyle oldu. Uksimu billahi la akrabukunne şehra. İşte bu nefsini ilah yaptı. Uksimu billahi, Allah'a yemin ederim ki la akrabukunne, ben size yaklaşmam şehren bir ay. Bir adam kendi ailesine yaklaşmamak için yemin ederse o ilah olur. O ilanın ayrıca bir hükmü var. Ya bir ay yaklaşmaz, o bir taraflı ailesi boşulur, tamam ederse. Yok, onu bozarsa, kefareti yemin verir, bozar, talakta vakı olmaz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi de yemin ederken uksimu ile yemin etmiş. Uksimu yemin manasına geldiğini ispat ediyor. Evet, bu mesele de burada bitti. Kasem, yemin manası. Bazıları mekruh gördüler, yemin verdirme dediler. Fakat bazıları da caizdir dediler. Resulullah Efendimiz'den de sadir olmuş ve ashab-ı kirama da emirler olmuş. Yemin manasındadır. Yemin sözünde sadık kalırsa kaldı, kalmadıysa kefareti yemin verir.